Siz hemen sonrasında iktidara gelmiş bir partinin İçişleri Bakanı olarak bu işin üzerine gittiniz mi? Ya kardeşim, bu ülkede suçlu veya suçsuz bir insanın ismi afişe ediliyor. Ardından da işte PKK'ya yardım ediyor diye afişe ediliyor. Ardından da bu infaz ediliyor. Ve bu infaz edildikten sonra iş faili meçhul olarak kalıyor. Bu nedir diye sordunuz mu? Bu bir. İki, Tansu Çiller bunu tek başına bir hükümet tasarrufu olarak mı yaptı, yoksa bu devletin tasarrufu muydu? O zamanki kararları bilmiyorum. O zaman hükümette değildim. Değildiniz. Belediye tabii başkanıydım. De. Evet. Fatih Belediye Başkanıydım. Hiçbir iktidar, hiçbir hükümet, hiçbir devlet yetkilisi asla hukukun dışına çıkamaz. Bir kere bu bir. Ama şey, söylenen şey. Şimdi bir de pratikteki karşılığı yok ama. Efendim, ben mahkemenin önüne getiririm. Şimdi biliyorsunuz, getirdiniz bak efendim, Kızıl Tugaylar örgütü, Baden Meref çetesi örgütü. Biz Baden Meref çetesinin örgütünün savcısıyla konuştuk. Türkiye'ye getirdik, sempozyum yaptık burada. Ne zaman? Konuşturduk. Bizim bakanlık döneminde getirdik. Nasıl olduğunu anlattı bize. Ama orada bir devlet var. Bir devlet var. Bizde? Alman devlet. Ha? Bizde yok mu? Bizde devletin altyapısı yok. Devlet yok ki bizde ya. Olsa bu kadar yolsuzluk, bu kadar kimliksizlik olabilir mi ya? Yani bizde devlet olsun diye çırpınıyoruz. Biz niye tek tek hukuktan bahsediyoruz? Neden diye aykırıyoruz? Neden bir başbakan yardımcısı çıkar da Kürtlere bugüne kadar haklarını vermedik, her türlü haklarını vereceğiz. Yurttaşlık, eşit yurttaşlık şeyini getireceğiz. Hangimiz birbirimizden ayrıyız? Sen nasıl bu ayrımcılığı yaparsın? Nasıl onları ayrı bir şey, vatandaşlık şeyine büründürürsün? Hangi Kürt kimliğini taşıyan vatandaş benden aşağıda veya başka tarafta? Hiç birbirimizden ayrı değiliz ki, hepimiz iç içe girmişiz. Herkes birbirine akraba olmuş. Öyle değil mi? Evet. Bu ne demektir biliyor musun? Bu çok tehlikeli bir şeydir. Burada eğer bunu siyaseten oy almak için söylüyorsanız, ki ben buradan şunu anlıyorum. Buradan anlaşılan şey şu. Anayasa değişikliği süreci içerisinde giderken anayasanın birinci, ikinci, üçüncü maddesinin değiştirilmesinin arzusu yatmaktadır. Yani Orta Doğu'da coğrafya çizilirken, Hazar Havzası'nda coğrafya çizilmek üzere PKK Kandil Dağı'nda orada muhafaza edilip oradan Kafkasya'ya doğru yönlendirilirken Suriye, Irak, Pakistan ve Afganistan'daki durumlar belli. Önümüzdeki süreçte Orta Doğu'da Suudi Arabistan falan kalacak mı zannediyorsunuz? Hiçbir şey kalmayacağı kesin. Ama burada Türkiye'de kalmayacak. Yani burada o çok tehlikeli bir yaklaşım olduğu için ona aykırıyorum. Bu önlenemez mi? Bunu halk önleyebilir. Çünkü bugün bugünkü parlamentonun bunun önleme kabiliyeti olmadığı şu açılan 3 aylık dönemdeki performansını da görüyorsunuz. Heyecanı kalmamış, hiçbir şey kalmamış. Biz neyle meşgul ediliyoruz? Şimdi faili meçhullerle. Faili meçhullerle niye meşgul ediliyoruz? Niye? Niye meşgul edildiğimiz belli. Genel bir af çıkarılmak için herkes pürüpak olması lazım. Ya İmralı'nın da çıkması lazım. Şeylerin hepsinin affedilmesi lazım. Çünkü PKK'nın Türkiye'de siyasallaşması yeni bir proje değil. Yeni bir proje değil. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin füze savunma sistemlerini Küreci'ye koyması, Malatya'ya koymasının neden kondu? Bizim etrafımızda hiç düşmanımız yok. Siyasallaşma diyorsunuz ama bir yandan da terör örgütüne yakın olduğu söylenen bir yapılanmanın diliyor ve yani neredeyse 4000'e yakın tutuklama var, KCK davası. Efendim, onu biz söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. KCK operasyonları çok güzel, polisin başlattığı operasyondu. Bir ara kestirdiler, yaptırmadılar. O arada ki Oslo'da görüşmeler yapılıyormuş. Tamamen kanunsuz şeyler yapılıyormuş. O devam etseydi zaten bu kadar yapılanmazdı. Yani KCK yapılanması yeni bir yapılanma değil. 1939 yılından beri devam eden yapılanmanın adı. 1939'dan bu yana değişik adlarla bir sürü kurdu Kürtçü örgütler var. 39'da ne var? 1939 yılından beri. Tamam, ne var 39? Neyle başladı yani? Hangi, 39? İsimler var. Kürtçü işi falan isimler. Ha, örgüt kuruluyor. Örgüt kuruluyor. Yani ilk defa örgütler kuruluyor. İsyanlardan sonra. Örgütler kuruluyor. 38 Dersim'den sonra herhalde değil mi? Evet. Biliyorsun, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Rus istihbaratçısı Baturin açıkladı ya, işte şu kadar modula gitmiştik, Doğu ve Güneydoğu'ya isyan çıkarsın diye göndermiştik falan diye. Tabii bütün bunlara baktığınızda bu KCK operasyonu yeni bir yapılanma değil. Ama
Esendere kapısından başlayan 2006 yılından beri orada hem özel savunma gücü hem mahkemesi hem eğitimcisi falan şeklinde örgütlenen yapıda baktığınızda öğretmenleri topluyor, PKK infaz ediyor, öldürüyor. Failleri nerede? Yok. Mühendisleri topluyor, bir yere kapatıyor, hepsini öldürüyor. Bunlar hepsi arşivlerde var mı? Yok. Peki PKK'nın bizzat kendi Kürt öğrencileri Avrupa'dan getirip öldürttürdükleri failleri nerede? Yok. Bu kadar şehitlerimizin failleri nerede? Yok. Peki bu konuda savcılar, mahkemeler dosya hazırladı mı bu faillerin ortaya çıkması için? Yok. Peki siz ne yapıyorsunuz? Terörle mücadele etmiyorsunuz ki. Teröristle mücadeleyi askere havale etmişsiniz. Şimdi ilk defa kattığınız polisle jandarma birlikte mücadele ediyor. Eksiği ne? Terörle mücadele topyekun bir mücadeledir. Halk bu mücadelenin içerisinde olması lazım. Terörle mücadelede halk yoktur. Nedir? Halkı bilinçlendirmek için halkın elindeki en büyük halkı, bilgi hakkını gasp ediyorsunuz. Peki terörün finansmanına el koyuyor musunuz? Terör örgütünün iletişim sistemlerini, yani yazılı ve görsel basını, enformasyon şeyinde akıttığı paranın yansıdı Türk kamuoyuna, değil mi? Evet. Bu yeni bir şey değil ki. Biz bunu yıllarca söylüyoruz. Siz enformasyon ve bilgi savaşlarına karşı ne savcı yetiştirdiniz, ne kolluk gücü yetiştirdiniz, ne uzman yetiştirdiniz. Sadece bu hükümetin suçu değil. Geçmiş hükümetlerin de böyle şeyi var. Zaten güvenlik politikaları sadece geçmiş siyasetten bugüne kadar güvenlik politikaları halk da dahil olmak üzere askerin, polisin, jandarmanın, istihbarat teşkilatının yapacağı bir iş olarak addedildi. Halbuki güvenlik politikaları halka ait bir politika. Orada çevre güvenliği var, beslenme var, varoğlu var. Şimdi bütün bunları bir bütün olarak göreceksiniz. En büyük tehdit olarak bakıyorsunuz. Bugün kamuoyuna yansıyor nişasta bazı şekerin insan neslini tüketmek üzere olduğunu, özellikle Türk erkeklerinin kısırlaştırılmak istendiğini, neslini değiştirmek istiyor. Ama bunlar vaka, bunlar doktor raporları istendiği ve Avrupa ülkelerinde %1,5 2-3 olan oranın siz %15'lere 20'lere çıkarttığınızı ve halkı bu şekilde de büyük tehditle karşı karşıya bıraktığınızı bilmenize rağmen buna karşı da bir tedbir. Niye konulardan atlayarak geliyorum? Bana göre faili meçhullerle halk neden meşgul ediliyor? Çünkü burada devlet suçlu, siyasetçi suçlu, işte bu suçu işlemiş olan insanlar geçmişten bu suçları işlediler. Ama peki Türkiye bölmek ve parçalamak isteyen örgüt suçsuz, itirafçı İsveç'ten konuşuyor. İtirafçıyla konuşarak kitap yazan yazarın yazdığı kitaba bakıyorsunuz, itirafçı açıklıyor falan isim ve reklama girmesin. Girsin canım, girsin. Kitap yok, da orada hatta, değil mi? Kitap da burada, boşver girmesin. Çünkü baktım tamamen şey yazıyor, yok ülkücü, ülke ocaklarına girdim, orada bomba patlattım, şu kadar insan öldürdüm falan diyor. Peki bunların faili nerede peki? Niye yargılanmıyor? Neden yargılatılmıyor? Bunun gibi bir sürü soru akla geliyor. Bugün eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in beyanatı var. Herhalde siz de okudunuz. Evet, evet. Şimdi o beyanata baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Yani Kahramanmaraş Maraş olaylarının mitin tertiplediğini söylüyor. Her bakanısınız. Başbakanla görüşüyorsunuz. Okudum. Bunu MİT tertiplemiş oluyor. Ama MİT derken MİT'in içinde bir yapılanmadan söz ediyor. Peki siz kimsiniz? Acaba MİT mi? CIA mi? Çünkü daha geçmişte de orada da CIA istasyon şeflerinin, istasyon şefinin orada gelip gezdiği falan, bunlar hep gündeme geldi. Hem o olaya karışanlar kitaplarında bunu yazdılar. Yani olaylar karışanlar yazdılar. Hem de değişik zamanlarda bu olaylar çıktı. CIA'den bahsetmiyorsunuz. Değil mi? Tabii tabii. Gerçi başka mülakatlarında Hasan Fehmi Güneş bunu işaret etti. CIA'ya bağlantılarını işaret etti. O zaman peki. Ama ben de şunu. Tamam. Sizin tamam, rahatlar bizde, oldu. Tamam doğru. O yani şimdi. Ama ben de şunu diyorum. Eğer biz Hizbullah terör örgütünü ortaya çıkardık. Çıkarttık Uğur Mumcu ve arkadaşların hepsini, değil mi? O çıkmadı. Çıktı mı sizce? Çıktı, biz hepsini yakaladık. İçeride hepsi müebbet mahkum. Halen orada bir soru işaretleri var ama. Hiçbir soru. Uğur Mumcu tamamen çözüldü mü? Hepsi çözüldü. İçeride yatıyorlar. Müebbet mahkum oldular. Bir tek Oğuz Demir yurt dışında.
Hepsi çıktı. Tamamen basının. Çok soru işaretleri vardı. Olur mu kardeşim? Hepsi müebbet verdi. E canım mahkeme verir de yani orada oradaki soru, kamuoyu vicdanını tatmin eden sonuçlar değil mi? Yani şu, arabanın yönünü bilmiyor adam. Bir dakika, bombayı koyduğu yeri kestiremiyor. Hepsi efendim oradaki çıkmayan soru şu. Yabancı ülke diplomatları burada cirit atıyor. Servisin bundan haberi yok. C4 patlayıcıları Ankara'nın göbeğinde Ankara'yı uçuracak kadar. Ne Hizbullah'ın gömülü evlerinden istihbarat teşkilatının haberi var. Ne de faili meçhullerden haberi var. Akla o zaman şu soru gelmez mi? Milli İstihbarat Teşkilatı nerede diye. Öyle değil mi? Tabii bu kadar büyük patlayıcı nasıl? Evet. Milli İstihbarat Teşkilatı yetkilisi de bu faili meçhuller o zaman görevde değil mi? Evet. Peki niye siyasetçiler bugün 10 yıldır iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi bütün her şeyi düzelttiğini söylüyor? Yani silahlı kuvvetleri dizayn etmesinden tut, silahlı kendi vesayetine hakim kıldı. Yani tamamen bir sivil diktayı kurdu, hakim kurdu. Neden peki geçmişten bugüne kadar gelen 1980 öncesi bu ülkenin evlatları birbirini öldürdü? Neden bunlar araştırmıyor? Bunlar araştırmıyor. 1980 sonrası niye araştırmıyor? Bunlar araştırsa da ortaya çıkacak. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı'nda da bir yapılanma var. Hı hı. Milli İstihbarat Teşkilatı üst düzey yetkilisi bunları konuşuyorsa otomatik olarak siz meclis araştırması komisyonu kuracaksınız. Adli denetim komisyonu kuracaksınız. Tamamen tarafsız büyük gizlilik içerisinde hem bütün kamu istihbaratını denetlettireceksiniz. Bak burada yapılması gereken şey şu. Gerek Milli İstihbarat Teşkilatı, gerek Polis İstihbaratı Teşkilatı, gerek Jandarma, gerek Silahlı Kuvvetler, istihbarat teşkilatları, bir de mali istihbaratlar. Türkiye'de bunlar yok ama bankalar ve sigorta şirketleri ve finans faktörün şirketleri. Bütün bunları hem adli hem meclis denetimine tabi tutarsınız. Şimdi meclis denetimi derken bu Susurluk Komisyonu denetimi ve Yolsuzluk Ekonomisi Komisyonu denetimi gibi değil. Niye? Çünkü o denetimler sadece çağırıyorlar. Hasan sen gel, Hüseyin sen gel, Fatma sen gel. Sonuca ulaşmıyor değil mi? Efendim hikaye anlatıyorlar. Yani futbol maçı anlatır gibi. Hı. Sen bizzat denetleyeceksin. Yani bu dosya burada yazılmış. Niye sümen altında beklemiş? Başbakanlıkta niye beklemiş? Hı hı. Savcılıkta niye beklemiş? Bu bilgi kimlere aktarılmış? Bu bilgi analiz edilmiş mi? Bu bilginin üzerine niye gidilmemiş? Bir sürü kaçakçılık olayları 1900 çökertilirken yurt dışından silah getirip Anadolu çocukları karşılıklı birbirini öldürürken kullanılan ajanlar kimdi? Türk, yani Türk kimlikli hem yabancı servislerin kullandığı hem yerli kullanılan insanlar kimdi? Ne adına kullanıldı? Kimler zenginleşti? Kimler büyüdü ve ülke ne kaybetti? Hala kaybetmeye niye mahkum? Bütün bunlara baktığınız zaman bugünkü Türk siyaseti orada olmaz. Bugün orada halk olur. Mecliste halk olur. Bugün siyasetteki gerek parlamento içindeki ve gerekse parlamento dışında siyasetin bu kadar hamesi, güvensizleşmesi, halka yabancı, halkın bizzat kendi kendini yönetmesi gerekirken siyasetten bu kadar soğumasının altında yatan tamamen kimliksizlik ve kirlilik yatmaktadır. Onun için anayasayı yapmak isteyen yeni anayasa hukukçuları anayasanın vazgeçilmez temel direği olarak yargı, yürütme ve yasamayı temel üç erk olarak koyarken iki erki daha ilave ediyor. Yolsuzlukla mücadele erki, insan haklarını koruma erki. Büyük ihlaller var çünkü. Yani peki bir dakika şimdi isterseniz evet. Şöyle bir açalım biraz. Şimdi tabii ki bu erkler arası çatışmalar, savaşlar oluyor ama az önce de söylediğim gibi hani sizin İçişleri Bakanlığı olduğunuz dönem, emniyette görev yaptığınız dönemleri de katabiliriz işin içerisine. O dönemde de belli bir bugünkü gibi, bugünkünü andıran bir takım operasyonlara imza atıyordunuz siz. Yani beyaz enerji hatırlayabildiğim kadarıyla. Bir sürü operasyon. Bir sürü. Bufalo var. Efendim, şu aklına ne geliyorsa. Yani bankalar var. Kamuoyuna bir sürü operasyona yani imza. Yani bugün bir şey de basına yansımış, bizi de araştırdı diye. Bir siyasi partinin ve aynı zamanda bir İslami
cemaat mi? Cemaatin şeyi, o da açıklamada bulunmuş. Tantan bizi bütün şeylerimizi araştırdı diye. Bizim araştırmadığımız, bizim ülke genelinde çalışma yapmadığımız hiçbir şey yok. Arşivler full dolu. Hı-hı. Ama kullanmak önemli. Hı-hı. Yani onu kullanmak önemli. Burada şey, peki siz kabildiğinize inandınız mı? Yok, biz ulaşamadık. Biz sadece bir şeyini kaldırdık. Hı-hı. Bizim kellemiz gövde. Yani onun için biz orada görevden aldık. Bir halka döndük. Burada söylemek istediğim konu şu. Bu iktidar çok şey yapabilirdi. Bu millet bu iktidara çok büyük şans verdi. Bu iktidar bütün bu yapması gereken şeyi hep siyasi rant olarak düşündü. Hı-hı. Üzüntüm orada. Yani siz silahlı kuvvetlerdeki vesayeti ortadan kaldırmak için bu kadar fazla onu yıpratarak, onu itibarsızlaştırarak, uluslararası salonda onu çok alt seviyelere iterek bunu yapma hakkınız yok. Bunu çok süratli bir şekilde itibarsızlaştırmadan bunu yapabilirsiniz. Peki, birazcık daha istersen. Buyurun. Yani bunu niçin söylüyorum biliyor musunuz? Biz asırlardan beri gelen bir kimliğimiz var. Siz bizi kimliksizleştirirseniz hiç kimse bize itibar etmez. Bugün Fransa'nın bize dikilmesi itibarsızlaştırılmamızdan dolayı geliyor. Hı. Yani bu çok önemli bir şey. Siyaset, siyaset yapıcılar, yani karar vericiler, uluslararası alanda ülke içerisindeki ülke yönetmeye talip olan siyasetçisi, bürokratı, iş adamı, her kim arşivlidir. Karşındaki muhatap arşivine bakar. Eğer sen kimliksizsen sana selam vermez. İtibar etmez konuşmana. Şimdi sana bakıyor ve itibar etmiyor. Senin ona kızgın olman, ona hakaret etmen hiç önemli değil. Çünkü onun hedefi belli. O sömürmeye geliyor. Senin bütün haklarını gasp etmeye geliyor. Yıllarca böyle geldi. Osmanlı Devleti'nin parçalanmasının sebebi, hikmeti bu. Buna karşı atalarımız savaş vermiş. Sen onu sonuna kadar yıpratmaya çalışıyorsun. Yani bizim aykırışımız, isyanımız buna karşı. Bir başbakan yardımcısının bütçe konuşmasında bunu konuşma hakkı yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bak açık ve net ifade ediyorum, bir dakikada paramparça yapar. Dikkat ederseniz. Şimdi polis ve jandarma birlikte mücadele ediyor. Kafi mi? Değil. Parasına el koymuyorsun. Niye parasına el koymuyorsun? Yurt dışında, yurt içinde. Niye ağlıyorsun? Bütün parasına el koy. Bugün PKK dediğin zaman suyu açsan 30 milyar dolar. Sadece o değil. Yurt dışında kurulu ufaklı bir sürü Türkiye'de faaliyet gösteren silahlı ve silahsız örgütler var değil mi? Evet. Onlar büyük servetlere ulaştılar. Onlar Batı ülkelerinde krallar gibi yaşıyor. Burada da her gün Anadolu çocukları o örgütlere alınıyor. Aileleri feryat ediyor. Bir mühendis feryat etme, kızımı kurtarın diye. Tabii. Ankara'da yeni yansıdı. Bunların senin görevin nedir? Çocuklarını korumak, evlatlarını korumak. Ben onun için devletin temel altyapısı yok derken bunun için söylüyorum. Tamam. Kısa bir ara verelim. Devam edeceğiz. Peki. Evet sevgili izleyenler, Saadettin Tantan'la konuşuyoruz. Oldukça da ateşli gidiyor. Reklamlardan sonra buradayız.